Evet, Turgut Reis Mehmet İlmi Caddesi'nde ana caddede hemen yaklaşık 20 dakika önce patlayan su borusu adeta Turgut Reis'i göle çevirmiş durumda. Bakın burası bir iş yeri ve kaldırımın üstünde döşenen boru yaklaşık 20 dakika önce patladı ve şu anda Turgut Reis adeta göle dönmüş durumda. Bakın hemen size gösterelim. Biraz önce iş yeri sahibiyle konuştuk. İş yerini kapatırken burada oluşan çukur nedeniyle yaklaşık beline kadar suya gömüldüğünü ifade etti ve şu anda MUSK ekipleri bekleniyor. Gördüğünüz gibi ana su borusu, bu devlet su işlerinden gelen ana su borusu, Turgut Reis'e su veren ana boru patladı ve şu anda bir iş yerinin tam önünde, burası ana kaldırım, gösterilmemesi Mehmet İlmi Caddesi, bilenler açısından bankaların olduğu Akbank'ın hemen karşısı burası. Ve burası bir konfeksiyon mağazasıydı. İşte gördüğünüz bu kaldırımın altına döşenen ana su borusu yaklaşık 20 dakika önce patladı ve şu anda akan suyla birlikte görüyorsunuz adeta Turgut Reis göle dönmüş durumda. Tabii vatandaşlar suyu görünce yağmur mu yağdı diye bir telaşa kapılınca işin boyutu tabii sonradan ortaya çıktı ve şu anda adeta göle dönmüş durumda. Bakın gösterilmemesi, burası tabii ileri gitmiyoruz, çökmüş şu anda burası. Ve burası kaldırımın ana altında döşenen ana su borusu patlamış durumda ve şu anda MUSK ekipleri bekleniyor. Bakın ileri doğru gösterelim, adeta Turgut Reis ana caddesi göle dönmüş durumda. Şu anda yetkililer bekleniyor, 25 dakika oldu. Tabii bir an önce suyun kesilmesi lazım. Büyük bir su kaybı var burada. Yani bugün işte tabii Turgut Reis yarın susuz kalacak ama dediğimiz gibi Allah'tan İş yeri sahibi önceden çıkmış, hatta biraz önce beyanatında boğazına kadar neredeyse suya gömüldüğünü, burası çok derin, bakın ana kaldırım burası ve kaldırımın altına döşemiş bu boru yaklaşık. Derinliği ne kadar buranın? Derinliği ne kadar? Yaklaşık bir 1,5 metre falan. Evet, yaklaşık 2 metreye yakın bir derinlik söz konusu. Tabii bu ana kaldırımın altından döşendiği için boru ve şu anda ana su borusu patladığından dolayı Turgut Reis adeta göle dönmüş durumda. Bakın yerdeki oluşan çamuru, patlamanın şiddetiyle bakın çıkan çamuru gösterelim size daha patlamanın şiddetini görmek açısından. Ve şu anda MUSK ekiplerinin bir an önce suyu kesip burada önlem alması lazım. Burası bir konfeksiyon mağazası. İş yeri sahibi iş yerini kapattıktan sonra patlamadan sonra tabii iş yerine geliyor zarar görmemesi açısından. Bu alanın derinliğini tabi hesap edemediğinden dolayı yaklaşık boğazına kadar suya gömüldüğünü ve o arada arkadaşlarının onu kurtardığını beyan etti biraz önce. Şu anda MUSK ekiplerinin gelmesi bekleniyor. Bakın daha yakından gösterelim size suyun şiddetini, patlama ve bir dere gibi adeta Turgut Reis'i şu anda göle çevirmiş durumda. Ana su borusu olduğundan dolayı tabii suyun tazeliği de çok önemli. Allah'tan daha büyük felaketler de olabilirdi. Ve şu anda yaklaşık şu gördüğünüz, bakın burası tam patlayan nokta ve burasının derinliği yaklaşık 2 metre civarında. Ve şu anda şelale gibi, bakın kaldırımı da tamamen çökertmiş durumda. Hemen ilerisinde elektronik mağazaları, restoranlar ve lokantalar da söz konusu burada. Ve 20 dakika önce patlayan, suyun şiddetiyle patlayan su borusu şu anda Turgut Reis'i adeta göle çevirmiş durumda. Şu anda bu su direkt denize akıyor. Tabii alt kısımdan gelen insanlar ne oldu diye, Turgut Reis'e yağmur mu yağdı veya yağmur yağdı da bizim mi haberimiz olmadı diye telaşa kapılırken, tabii suyun olay yerine geldiği zaman işte felaketin boyutunu görüyorsunuz. Ve patlamanın şiddetiyle birlikte bakın, ben ayaklarımı çamurla birlikte şu anda gösteriyorum. Büyük patlama, o kadar büyük ki bakın yolda oluşan çamuru size gösterelim. Ya o suyla birlikte tabii o kaldırımı da patlatmış durumda. Ve şu anda bakın, evet şu anda arkadaşımız derinliğini gösteriyor size. Bakın. Bayağı gidiyor abi. Evet. Alta doğru gitmemiş. Evet, yani şu anda içeride pek hasar var mı? İçeride hasar yok değil mi? Evet, şu anda görüyorsunuz arkadaşımız çubukla derinliğini ölçüyor ama tabi ileri gidemiyorsun, aman dikkat et. Orası derin çünkü bataklık, düşebilirsin Allah korusun. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ileri doğru gidelim. Biz çamura da bulandık bu arada. İyi ki terlik giymişiz.
Hemen gösterelim size. Turgut Reis'in Mehmet Hilmi Caddesi, hemen bankaların, Finans Bank'ın az yukarısı diyelim size, insan bilmesi açısından. Şu anda bakın hemen ana noktada akan bu su, hemen gösterelim size suyun şiddetini. Ve bu su şu anda Turgut Reis'i sahile doğru akmaya devam ediyor. Ara caddeyi tamamen su doldurmuş durumda. Orada tahliye olmadığından dolayı şu anda MUSK ekiplerinin hala gelmesi bekleniyor. Bir önlem alınmamış. Yukarıda bir itfaiye aracı var. Tabi zabıta aracı var. Ama MUSK ekipleri şu anda olay yerine henüz intikal etmedi. Tabi bir an önce suyun kesilmesi lazım. Şu anda aşırı bir su kaybı söz konusu. Olay yerine yaklaştığımız zaman bakın, iş yeri hemen kaldırım ve kaldırımın üstünde patlama meydana geliyor. Biz hemen kaldırıma çıktığımız zaman bakın, kaldırım tamamen tahrip olmuş durumda. Kaldırımın patlamanın şiddetiyle tabii o taşları ve kumları atmış ve şu anda neredeyse yarım metreye yakın bir kum oluşmuş. Burası bir ana cadde Turgut Reis'te. İşte ana su borusu bu kaldırıma döşenmiş. Bu kaldırımın altından geçiyor. Yaklaşık 2 metre yakın derinlik söz konusu burada. Ve 20 dakika önce patlayan su borusu şu anda MUSK ekiplerinin gelmesi bekleniyor. Aşırı bir su kaybı var. Bakın size şeyi gösterelim. Kumla birlikte o patlamanın şiddetiyle bütün kaldırım taşlarını tamamen sökmüş durumda ve şu anda 2 metrelik derinden, tabii derinlik söz konusu burada. MUSK ekiplerinin bir an önce suyu kesip müdahale etmesi lazım. Özellikle kurak geçen mevsimde tabii susuzluk çekerken bu su kaybı israfı da tabii düşündürücü. Ama şu ana kadar yaklaşık yarım saate yakın oldu ve şu ana kadar gelen bir ekip yok. Bakın adeta bir derya gibi patlayan su şiddetiyle birlikte akmaya devam ediyor Turgut Reis'te. Mehmet Hilmi Caddesi burası, ana cadde. Bu kaldırımın altına döşenen ana su borusu tazikli olmasından dolayı patladı yaklaşık 20 dakika önce ve şu anda da gördüğünüz gibi akmaya devam ediyor. Yangındı, kazaydı, belaydı. Şimdi de patlamayla artık bize bize nefes almak yok. Tam böyle istirahate çekilmişken bir anlık bir olayla uyku da bize yok ama olay size canlı canlı izletme açısından gösteriyorum bunu. Şu anda MUSK ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor. Tabi öncelikle suyun kesilmesi lazım. Çünkü yarın Turgut Reis susuz kalacak bu büyük tahribattan dolayı. Ama Bodrum'da da su kesintisi yaşanabilir diyelim. Bu patlamadan dolayı ve şu anda hemen yakıyoruz bilezileri gitmemek şartıyla. Bakın kaldırım tamamen çökmüş. Hemen burası bir konfeksiyon. Ve bu ana kaldırıma altına düşenin su taziyle birlikte patlayarak şu anda büyük bir su kaybı söz konusu, akmaya devam ediyor. Yarım saat oldu ama gelen şu ana kadar ekip yok. İlk etapta tabi suyun israfı için ana su hattının kesilmesi gerekiyor ama şu ana kadar su hala kesilmemiş. Bakın yarım saattir akmaya devam ediyor. Bodrum'da sık sık yaşanan su patlamalarına maalesef bir türlü çözüm alınamıyor. Daha önce biliyorsunuz işte Torba Kavşağı'nda su patlamış ve Bodrum Bayramı'nda susuz kalmıştı. Gidişatla Bodrum birkaç gün bu gidişatla susuz kalacağı gözüküyor. Tabii bunun sorumlusu kim? İhale yapıp birilerini kazandırıp ucuz borularla, ucuz işlerle her sene ihale yapıp insanların birilerine peşkeş çeken bu yönetim şeklini biz tabii buradan söylemek, ağzımıza çok şey var ama söylemek istemiyoruz. Ama bakın gecenin bu saatinde insanlar huzursuz, tedirgin ve şu ana kadar yarım saat olmasına rağmen ne gelen var ne giden var. Yarım saattir Bodrum'un suyu buraya su kaybına neden oluyor. Kurak geçen mevsimde özellikle beklenen yağışlar da olmadığından dolayı Bodrum susuz kalacak gibi gözüküyor. Hemen göstereyim size, bakın. Adeta bir derya gibi akmaya devam ediyor. İş yeri sahibi MUSK'a haber verdiğini ama şu ana kadar yarım saat olmasına rağmen
gelenin gidenin olmadığını biz de görüyoruz şu anda. Sadece bir zabıta ekibi var. Herhangi bir olumsuzluğa karşı orada önlem almış durumda ama ilk etapta suyun kesilmesi tabii ki lazım. Bakın patlayan suyla birlikte adeta yol, ana yol dereye dönmüş durumda. İnsanlar da merakla bekliyor tabii ne oldu diye. Ama büyük bir patlama, su patlaması meydana geldi. Ana borusu, borusu patlayınca tabii ortalıkta kaçınılmaz halde göle dönmüş durumda. Evet, konuşmaktan nefesimiz de durdu. Tam böyle uykuya geçecekken böyle bir olayla, canlı yayınla. Anlaşılan bu gece de bize uyku haram ama işte olayları anlayan yaşattık gösteriyor. Evet, bakın biraz önce, tabi burası bulanıktı. Şu anda size yaklaştırıyorum derinliğini, bakın. Evet, şu anda derinliğini yaklaştırıyorum. Evet, bakın bir derya gibi su kaynamaya devam ediyor. Bakın yaklaşık 1,5 metre yol çökmüş durumda. Ana kaldırım çökmüş durumda. Şu anda MUSK ekipleri olay yerine yeni geldi yarım saatten sonra. Bakalım ne tür müdahale, ne tür müdahale yapılacak. Onu bekliyoruz. Evet, MUSK ekipleri şu anda geldi. Şu anda yetkililerle görüşülüyor. Tabii ilk etapta suyun kesilmesi lazım. Suyun suyu kaybını önlemek için suyun kesilmesi lazım. Daha sonra da su kesildikten sonra bu kaldırım tamamen eşilip borular tamir edilip bu Turgut Reis ondan sonra suyuna kavuşacak diyelim. Eğer Turgut Reis'teki izleyenler veya Bodrum'daki izleyenleri yakın çevredeki izleyenler yarın susuz kalabilirsiniz. Sular kesilmeden önce hemen sularınızı doldurun. Yoksa yarını ve ondan sonrası günü de susuz geçirme şansınız var, ihtimaliniz var. Bizden size hatırlatmasın.